%33'ü alırlar. Yani peki, şunu öngörüyorum. Memur zamları yapılan zamlar hiç etkilemez mi SSK emeklilerini? Şöyle, şu kulaklığımı da taktım daha net olsun. Şimdi SSK'da, Bağkurlar'da ve SSK'larda geçmiş yılın enflasyon farkı şeklinde değil. Enflasyon neyse aynı oranda arttırılır. Enflasyon farkına sanki bakın orada devlet memurlarında ve devlet memuru emeklerinde işte diyelim ki enflasyon %34 çıktı. Bu enflasyondan %6 düşer. Daha az enflasyon farkı alır. Ama bunun üzerine de toplu sözleşmeyle kendilerine verilen artı %15'ten yararlanacaklar için yaklaşık 10 puan devlet memuru ve devlet memuru emeklileri yaklaşık 10 puan daha fazla SSK ve Bağkurlara göre aylıklarında artış olacak. Zam diyeyim bakın tam böyle zam kelimesine kızıyor herkes. Enflasyon farkı, zam ayrı ayrı söyleyin diyorlar ama kafa karışmasın diye söyleyeyim. Biz bunu zam olarak değerlendirelim. Kafa karışmasın diye. Zam oranı yani aylıklarda ne kadar artış olacağına baktığımız zaman memur ve memur emeklerine göre SSK ve Bağkurlar ortalama %10 daha az zam alacaklar. Bu durumda da şu söylenebilir. Aynı oranı yakalamak için SSK ve Bağkur emeklerine ayrıca refah payı verilebilir. Anladım. Ayrıca refah payı verilirse şayet SSK ve Bağkur emeklileri de aynı oranda zam alabilirler ve o kişilere de yani SSK ve Bağkur emeklerine de ben ayrıca refah payı verileceğini düşünüyorum. Yani sadece refah payı işte ve enflasyon farkıyla da ya belli bir noktaya gelmiyor ki SSK emeklisinin maaşı. Yine çok düşük kalıyor. Şimdi biz bunları Ocak ayı için söylüyoruz. Ekim ayını konuşacağız. Ekim ayında ne olur ne biter onu konuşacağız. Sadece bu toplu sözleşme görüşmeleri sonucu vardı. Hakem heyeti kararını açıkladı. Hükümetin belirlediği zammın aynısını hakem heyeti de açıkladı. %15+10. Bunun üzerine devlet memurlarının Ocak ayında devlet memuru emeklerinin aylıkları nasıl artacak? Aynı hedefler doğrultusunda enflasyon olursa SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıkları nasıl artacak? Ben onu anlatmaya çalıştım. Anladım. Yok onu anladım tabii ki de. Tabii şey hani herkes mesela yorumlara bakıyorum, gelen mesajlara bakıyorum. Artık herkes o kadar böyle bunalmış ve gına gelmiş durumda ki. SSK emeklilerine, Bağkur emeklilerine özellikle. Hep işte bu oranlar hani yeterli değil. Bu oranlar bir yere getirmez yorumlarını da çok görüyorum buradan. Şimdi Ekim ayını bekliyoruz tabii yani. Ekim artık 1 Eylül'deyiz yani. O dedim ben bugün zaten söyledim. O Ekim mutlaka gelecek yani. Artık geliyor az kaldı. Şimdi Ekim'de bir şey var. Hani emeklilere ocağa kadar biraz böyle şey yapma, yumuşatmak için bir ikramiye söylentisi gündemde. Hani 5.000 lira bir ikramiye verilmesi gündemde. Sonrasında işte sizin söylediğiniz doğrultuda da Ocak ayında da zamlar gündemde. Bu konuyu ne kadar çözer? Ekim'de siz ne bekliyorsunuz? Onu da konuşalım istiyorum. Şimdi emekliler konusunu ben konuştuğum zaman emekliler konusunda bazıları da bana şey diyorlar. Özgür Bey, yani siz çok popülist davranıyorsunuz. Emeklilerin durumu aslında bu kadar kötü değil. Emekliler halinden memnun. Emekliler halinden memnun olmasaydı gidip AK Parti'ye oy vermezlerdi. O yüzden sizin anlattıklarınız çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Siz emeklileri ikiye ayırmalısınız. Kırsalda yaşayan emekliler ve şehirlerde yaşayan emekliler diye ikiye ayırmalısınız. Kırsaldaki emekliler daha az harcama yaptıkları için halinden memnun. Büyük şehirlerde yaşayan emekliler sıkıntı yaşıyor. Bunu bu şekilde değerlendirmelisiniz diyenler de var bize. Ancak ben olaya bu şekilde bakmıyorum. Ben sadece rakamlara bakıyorum. Büyük şehir, küçük şehir, kırsal diye bir ayrım olmaz. Çünkü emekliler belli bir oranda prim yatırırlar. Bunun karşısında aylık alırlar. Tabii ki halinden memnun olanlar var, memnun olmayanlar var. Biz şimdi durumda memnun olanlar ve memnun olmayanlar şeklinde de değerlendirme yapamayız. Memnun olan, memnun olmayan değil. Gerçeklerle hareket etmeliyiz. Şu anda Türkiye'de
fiyatların çok hızlı arttığını. Bakın bunu yine hükümet yetkilileri, hükümete çok yakın işte gazeteciler, ekonomistler bunu söylüyor. Diyorlar ki enflasyon çok hızlı arttı. Buna bağlı olarak da fiyatlar arttı. O yüzden emekli aylıkları düşük kaldı. Ben de mücadele ediyorum. Diyorum ki bu söyleminiz yanlış. Enflasyon arttıysa bizim kanunlarımıza göre enflasyon farkı verilecekse öyleyse aynı oranda enflasyon farkı almış olsalardı artıştan aynı oranda zamlardan maaştaki artışla fiyatlardaki artış aynı oranda olacağı için fiyat artışlarından etkilenmezlerdi, daha az etkilenirlerdi. Ama buradan TÜİK aracılığıyla açıklanan bu veriler emekli aylıklarının emeklilerin cebinden aylıklarını aldı götürdü. Şimdi yapılan zamlar aslında yıllardır TÜİK kanalıyla verilmeyen o aylıklar yerine konulacak. Yani ekstra bir şey verilmeyecek. Şimdi ben mesela en düşük emekli aylığı diyorum ki Ekim ayında en düşük emekli aylığına en düşük muhakkak en az 15 bin lira olmalıdır. Yani 8077 lira devlet memurları emeklerine, SSK ve Bağkur emeklerine bu aylıklara seyyanen 8077 lira zam yansıtılmalı. Seyyanen zamma da karşıyım. İntibak olması gerektiğini de söylüyorum ama evet. Şu anda intibak falan kimsenin umurunda değil. Biz bunu anlatana kadar herhalde 1-2 yıl geçer, emekliler daha kötü durumda olur. En azından 8077 lirayı bu Ekim ayında verseler, Ocak ayında da TÜİK gerçek verileri açıklayıp bunun üzerinden de enflasyon artışlarını yapsalar, en azından emekliler 2024 Ocak ayında biraz rahat nefes alabilir. Bunu da neye dayanarak söylediğimi, yine bakın programımızda biz anlatmıştık. Ben bunu verilerle anlattım. Dedim ki para mı var kardeşim, para mı var kardeşim diyor herkes. Paranın olup olmamasını, para varken bu parayı nasıl harcayalım diye hükümet yetkilileri bize soruyor mu? Şu kadar para var, biz şu kadar ihale verdik, şu işleri yaptırıyoruz. Ne dersiniz vatandaşlar, emekliler, çalışanlar bu parayı buraya harcayalım mı diye soruyorlar mı? Para varken, para harcanırken sormuyorsa, bizim hakkımız verilirken de bu rakamlar, bu oranların düşük olduğunu söylediğimizde, gerçek oranlara göre zam yapıldığını söylediğimiz zaman diyorlar ki kaynak gösterin. Bir de nasıl verilsin? Ya parayı harcarken nasıl harcayacağını nasıl sormuyorsa, yani böyle harcıyorsa aylığı da aynı şekilde vermesi gerekir. Şimdi rakamlar, hep söylüyorum, rakamlar şu anda Türkiye'de kafa karıştırıcı düzeyde. Emekli birisine, Mahmut amcaya, Fatma teyzeye, ya 100 milyar şöyle arttı, 200 milyar bütçeye böyle, 400 milyar böyle dediğimizde kimse bir şey anlamıyor. Ben sadece oranlarla bunu söylüyorum. Diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisinin, dün programda da anlatmaya çalıştım işte bunu. Ekonomisinin en iyi olduğu dönem hangi dönem diye sorarsanız son işte 50 yılda. Herkes der ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisinin en iyi olduğu dönem 2008 yılı der. Ben de 2008 yılı verisini söylüyorum. 2008 yılında diyorum ki SGK'nın gelirleri vardı. Bir de SGK'nın giderleri var. Devletin giderleri var. Prim giderleri, prim gelirleri ya da prim gelirleri, maaş ödemeleri. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu prim gelirleriyle maaşlarını ödemesi için harcanan parayı oranladığımızda gelirleriyle giderlerini karşılama oranı %64'müş. Evet. Yani %64 ile karşılıyorsa %36 açık veriyormuş. Gelirlerini, giderlerini karşılıyor ama %36 açık. Şimdi bakın EYT yasası da çıkmasına rağmen Mayıs ayı itibariyle söylüyorum, yıllık da söylemiyorum, bakın Mayıs ayı gelirleriyle giderlerini karşılama oranı %76.6. Yani gelirleriyle giderlerini karşılama oranı %76.6 olduğunda açık %23.4. Demek ki biz emekli aylıklarını biraz daha arttırırsak, diyelim ki
gelirleriyle giderlerini karşılama oranı %64'lere düşerse işte 2008 yılındaki oranlara düşeceğiz. 2008 ekonominin en iyi olduğu yıllar değil mi? Değil mi? Evet. O yıllar olacak yani, yoksa kurumlar, devlet batacak değil. Sadece 2008'de ülkenin en iyi olduğu duruma gider. Peki neden emekli sayısı arttığında emekli sayısı artıyor, sanki devlet daha fazla para veriyormuş gibi gözükse de neden gelirleriyle giderlerini karşılama oranı daha iyi bir duruma gelmiş durumda? EYT yasası çıkmasına rağmen. Çünkü emekli aylıkları çok düşük, devletin prim tahsilatı daha fazla. Hele bir de şu kayıt dışını da çözse zaten emeklilere çok iyi aylık da verebilir. Bu nedenle de ben bunları söylerken gönlüm rahat. Yani ezbere ben söylediğimi düşünmüyorum. Oranlar zaten ortada. Bu nedenle de emeklilere 8.077 lira SSK, Bağkur emekli sandığı emeklilerine 8.077 lira Ekim'de bir artış yapılıp Ocak ayında emekli sandığı ve emeklilerin zaten alacakları zam oranları, enflasyon farkları farklı olduğu için onlar ayrı bir zam alacak. SSK ve Bağkur'dakiler de enflasyon farkı oranında zam alacak. Ayrıca refah payı da vermek isterlerse refah payı verecekler. Rakam olarak konuştuğumuzda çok geliyor insanlara. Yani en düşük 15 bin lira olsun dediğimizde insanlar ya Özgür Bey ne diyorsunuz ya, 15 bin çarpı şu kadar emekli var, aylık şu kadar verilirse bütçe bunu nasıl karşılar? Ama sigorta prim gelirleri, devletin vergi gelirleri, devletin cezaları, ek vergileri, devlet bu paraları boşuna mı topluyor? Niye yani topluyor? Bunlar verilsin diye zaten topluyor. Bu nedenle de bence Ekim ayı çok önemli ve Ocak ayı gerçekten çok önemli olacak. Ekim ayı seyyanen zam açısından önemli. Ocak ayı da TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri çok önemli. Şimdiden şöyle bir şey alıştırmaya başladılar. %33, bakın Sayın Bakan da söyledi. Ocak ayında %42 zam yapılır dedi devlet memurlarına ve emeklilerine. Yani şimdiden herkesi böyle %33'e alıştırıyorlar. %33. Daha biz dediğim gibi bu pazartesi günü Ağustos ayının enflasyonunu öğreneceğiz. Evet. Eylül'ü bilmiyoruz, Ekim'i bilmiyoruz, Kasım'ı bilmiyoruz, Aralık ayını bilmiyoruz. Bu %33 daha yüksek de olabilir. Ama sanki böyle hazır, böyle alıştıracaklar. Açıklanan enflasyonların da bir önemi olmadan ya da o rakamlara yakın veriler açıklanacak gibi hissediyorum. Ve sonuç olarak da Ocak ayına geldiğimizde işte SSK, Bağkur emeklerine %33, emekli sandığı emeklilerine ya da devlet memurlarına da enflasyon farkıyla beraber %45 artış yapacaklar ve bu işi böyle bitirecekler gibi de bir durum söz konusu olabilir.